Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda pek video atmadım, konuşmadım Galatasaray'ın durumuyla alakalı. Çünkü net söyleyeyim, son Fenerbahçe maçından sonra da hani konuşmak gibi bir durumum yoktu. Zaten koronadan çıktım daha yeni. Bu o futbol gördükten sonra zaten hani ne konuşabilirdim ki? Ne oynadık ki Kadıköy'de? İlk defa yıllardır yenilmiyorduk, yıllardır hiç top oynamadan çıktık orada. Bekliyordum da açıkçası öyle bir kötü futbolu çünkü Torrent'le bütün deplasmanlarda açıkçası kötü oynuyoruz, sanki içeride çok oynuyormuşuz gibi söyledim ama en azından bugün Malatya'yı yendik. Ruhsuz top oynayarak. Futbolcuları da anlamak lazım belki çünkü onlar da motive olamıyorlar. Yoruyor. Galatasaray artık gerçekten yoruyor. Bitse de gitsek modundayız haftalardır. Önümüzde ciddi bir başkanlık seçimi var. Çünkü hepimizin bildiği gibi malum Burak Elmas İbrağ olmadı. Nisan'ın sonuna doğru bir seçim mi olacak, Mayıs'ta mı olacak, ne zaman olacak, olmayacak mı, bir ton iddialar var ama inşallah seçim iptal olmaz. Çünkü bu yönetimle devam etmeyeceği zaten belli. Gidici olduklarını da anladılar. Sanırım kimse burada artık daha hani Galatasaray'a mahkemeye falan vermez. Birkaç iddialar vardı ama öyle bir şey olmayacak. Son Malatya maçına geleyim bir kısacası. Ne diyelim? Hepimiz bekliyorduk ki belki son hazırlık maçında Kiev'e karşı gençleri oynattıktan sonra Torrent en azından kadroya 3-4 tane genç alır diye. İşte kimler göze battı? Morutan maçın sonuna kadar oynamıştı sanırım. Barış Alper güzel bir gol atmıştı. Hamza vardı. Baran diye bir çocuk vardı. Bunlar oynamıştı. Yani en azından onlardan 2-3 tanesi kadroda olur diye bekliyorduk. Belki ne diyeyim? O en azından 18'de olurlar diye bekliyorduk. Hiç oralı bile olmamış Torrent. Anladığım kadarıyla adamın gerçekten sadece puan almakla meşgul olduğunu görüyoruz. Çünkü kimse ona söylememiş, başkanlar ondan devam etmeyeceğini söylediklerini, yani adayların. İkisinin de ondan devam etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü öyle söylüyorlar. Torrent herhalde bu mesajda gitmemiş ki hala skor peşinde. Hani bu saatten sonra skor alsak ne olur, almasak ne olur? Hani maç primi deseniz o 2,7 milyon TL mi, 2,5 milyon TL midir nedir galibiyet primi? Onu mu düşünüyor acaba hani kulüp, ne bileyim ya. Çok garip bir dönemden geçiyoruz. Saha içerisinde o kadar isteksiz bir takım vardı ki yani hiç kimse umursamıyordu sanki maçı. Zaten ağır ve yavaş bir kadroyla sahadaydık. Çünkü genelde yaşlılar vardı yine. Saymama gerek yok futbolcuları, siz de biliyorsunuz. Yani böyle bir durumda bile gençlerin oynamaması, kadroya girememesi gerçekten çok üzücü. Yani ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Çünkü baktığımız vakit bu maçlarda bile geleceğimizi göremiyorsak, işte Hamzaları, Barışları, Morutanları, ya seneye mesela Yunus geri dönecek. Ne diyeyim? Bu oyuncuları görmek istiyoruz artık. Çünkü belli ki Galatasaray'ın gelecek yıllarda da pek transfer yapma şansı yok. Finansal durumdan ötürü. İstiyoruz ki gençleri artık bu hedefsiz sezonda son 5-6 haftada görelim. Ama Torrent hala kendini düşünüyor. Oralı olmuyor. MHK başkanı, oraya da geleyim kısaca bir değineyim, İstifa etti. Tabii bütün sezon hakem katliamlarını izledik. Özellikle Galatasaray'a karşı. Önce hakemleri kovmaya çalıştılar. Tahkimden geri döndü. Rezil oldular. Üst üste istifalar geldi. TFF başkanı da dahil. Şimdi de tabii MHK başkanı istifa etti ama hani nafile. O gider, Ahmet gider, Mehmet gelir falan, fişman yani. Demek ki yeterince rezil olmuşlar ki şu anki isimler istifa etmişler. Yani bu konuda bir ileriye doğru bir adım beklemiyorum. Doğru kişilerin veya futbol adamlarının artık oralara gelmesini beklemiyorum, açık söyleyeyim. Şu anki siyasi durumda hepimizin de bildiği gibi Cumhurbaşkanı'nın şaka gibi yani TFF Başkanı'nı atadığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde doğru kişilerin gelmesi imkansız. Neredeyse imkansız. O yüzden hani burada pek bir şey değişmez. TFF Başkanı gelir. Sıradan bir MHK Başkanı gelir. Çünkü şu an zaten yeniden atananları gördüm o kurula. Şaka gibi. Dönemin en kötü hakemleri yine gelmiş. Neyse. Herkese bir sıra geliyor işte orada da. Bu konuyu geçelim. Başkanlık seçimine bir de kısacası değinmek istiyorum. Adaylar olduğu gibi kaldı. Sürpriz bir aday çıkmadı. Eşref Amancaoğlu kaldı aday olarak. Bir de Metin Öztürk. Taraftarları böyle sosyal medyada biraz takip ettiğimde, gördüğümde, baktığımda, yorumları şöyle bir eşelediğimde şunu görüyorum. Taraftarlar mutsuz. Hiçbir beklentileri yok. Al birini vur ötekini modunda herkes. Çok bir beklentisi yok kimsenin gelecek başkandan, hangisi olursa olsun. Şöyle diyebilirim, Eşref Amancaoğlu önemli bir iddiada bulundu. Şöyle bir şey dedi. Beni hem Dursun Özbek hem Ünal Aysal destekliyor dedi. Bu önemli bir şey tabii kendisi adına. Çünkü bir dönem
İki dönem hatta seçilmiş başkanlar bunlar. Önemli bir oy potansiyeli bekliyordur kendisi oradan. Daha oranı açsak muhtemelen zaten favori Eşref Amamcıoğlu olur. Birçok insan da iddia ediyor. Diyor ki işte o hani Burak Elmas'a 1500 oy gitmişti yani sonuçta. Son seçimde o oyların çoğu Metin Öztürk'e gider diye iddia edenler var. O yüzden hani Metin Öztürk de gayet iddialı girecek bu seçime diyenler var. Tabii bu konuda çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü ilk dönemde ben Metin Öztürk başkan olsun istemiştim. Ama o zaman da işte Levent Nazifoğlu gibi Galatasaray'dan para koparmış. Indira Gandhi bir şekilde bu şekilde rezil olmuş birinin onu kendi kadrosunda yoktu. Şimdi kadrosunda var. İlk dönemde çünkü yoktu böyle bir isim. Şimdi var. Öte yandan Eşref Abancıoğlu futbolla ilgili yani ne kadar donanımlı o da tartışılır. Gerçi Metin Öztürk de ne kadar donanımlı o da tartışılır. Yani ikisi de paralı gelmiyor, parasız geliyor. İkisi de projelerden bahsediyor. Bu ne kadar Galatasaray için karlı olur bilemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Galatasaraylılar gerçekten mutsuz. Umutsuz. Çok da fazla söylenecek bir şey yok. Yani Galatasaray'ın önü baya kapalı gibi görünüyor. Tek umudumuz gençler derken. Çünkü bana göre gayet genç ve yine de her şeye rağmen kim ne derse desin. Genç ve yetenekli kadroya sahipken bunları mevcut hoca kullanmaması böyle bir dönemden geçerken ya insanın daha moralini bozuyor. Yani ben bugün o kadroyu gördüğümde 5-10 dakika maç başlamadan önce kadroya baktım. Dedim böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir şey yok. 18'de ne Morutan ne de Barış Alper yok. Şaka gibi. Gerçekten kötü bir dönemden geçiyoruz Galatasaray için. Bu kabus gibi yıl bitmiyor. İnşallah gelen başkanlar farklı bir yol haritası çizer. Daha başarılı olurlar. Ama Galatasaraylılar çok ümitli değil. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu konuda ilgili tabii yorum yapabilirsiniz. Mutlu olurum yorum yaparsanız. Durum bu. Malatyaspor galibiyeti hiçbirimize yani umut olmadı. Tam tersi. Birkaç hafta önce küme düşmüştü bir takıma karşı. Böyle futbol oynamak gerçekten korkunçtu. Yani bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi selamlıyorum. Hakkımızda hayırlısı.